Evet, arkamızda karmaşık gibi görünen bir tablo var ama birazdan psikolojik danışmanımız Nevin Çiftel bu tablonun karmaşık görünmemesi için elinden geleni yapacak. Sözü fazla uzatmıyorum, uzmanımıza bırakıyorum. Buyurunuz Nevin Hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu program yoluyla gençlere yaptığınız bu güzel sunumlara ve bu programın gençlere katkısı için ben teşekkür ediyorum. Çünkü burada gençler sadece programda sayısal değerleri değil, bölümleri tanıyorlar, üniversiteleri tanıyorlar, değerli hocalarla da bir araya geliyorlar. Şimdi durmadan yığılımlardan bahsettik, sıralamalardan bahsettik. Daha önce de beraberdik programlarınızda. Puanlara hiç bakmayın dedik. Hep sıralamalara bakın dedik. Yığıldılar. Ne demek yığılmak? Yani nerede yığılmak ne anlama geliyor? Bununla ilgili bir tablo hazırladım ben. Arkadaşlar daha sonrasında programlarınıza girerek bu tablolara ulaşma şansına da sahip olacaklar zaten. Sosyal medya hesaplarımızdan bu tabloları paylaşacağız. Hemen bir örnekle başlayalım. Hemen bir örnekle başlayalım. Ne ifade ediyor? ÖSYM'nin bildirdiği sayısal verilerde temel yetenek sınavına giren 2018'deki öğrenci sayısı hangi puan türünde kaç kişinin olduğunu, bunun yüzdelik dilimini biz hesap ettik. O çok basit bir şeydi. Eskiden yüzdelik diliminize de bakın derdik. Ne fark etti kısmını burada iyi göreceğiz. 2019'da kaç kişi girdi? 550 puan ve üzerinde geçtiğimiz yıl 18 kişi varken bu yıl 13 kişi başarabilmiş. Dolayısıyla bu yüzdelik dilimde bir fark yaratıyor. Biraz aşağıya inelim. 390 puan temel yetenek sınavı puanı alan geçen sene 102.936 kişi varken bu sene 103.156 kişi var. Şimdi burada kopmaya başlıyor. Fark diye bir sarı kısım var. Örneğin yine 390 puana bakalım. 220 kişi daha fazlası geçen seneye oranla 390 puan ve üzerinde temel yetenek sınavı puanı almış. Bu ne demek? Bu bize nasıl yansır? Daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi daha fazla öğrenci bu sene sizin yaptığınız netlere de ulaşmış. Daha fazla öğrenci sizin yaptığınız netlerle bu puanı almış demek. Yığılma bu mu? İşte yığılma bu. Hı. Yani hani yığılma biraz daha tabii her puan diliminde farklı bir şekilde geliyor. ÖSYM'nin verilerini böyle değerlendirdik. Biz tercih yaparken de kullanıyorum. Hı hı. Hani bu en son tercihimi nasıl yapayım? Hani garantör tercihler dediğimiz. Hı. Her öğrenci soruyor. Şimdi, hadi garantör tercihler. Güzelmiş bakalım. Başlık. Şimdi garanti tercihim ne olacak? Yukarıya istediğiniz kadar çıkın. Hı hı. %10 çıkın, %20 çıkın. Bir de olması kuvvetli muhtemel bir şey var. Hani güçlü ihtimalleri daha böyle en son 24. tercihim beni frene bastırsın, korkulu rüya görmeyeyim. Ki keza öyle bir koşulu yoktur. Yani hani bizim tercihlerimiz belirliyor sonuçta üniversitelerin puanlarını da. Hı hı. Onun başarı sıralamalarında. Bizim yönelimlerimiz ki izliyoruz. Şimdiye kadar biz ekibime de teşekkür ediyorum burada. Ortalama 500 kişiye hizmet verdik. Hı hı. Dolayısıyla biz yönelimleri de görüyoruz. Temel yetenek sınavında puanlarıma ve sıralamama bakabilirim. Bu tablodan da yararlanarak 2 yıllık tercihler yapabilirim. Tamam. 150 puan ve üzerini geçmişsem ki 150 puan ve üzerini geçenlerde de farka baktığımızda 12.248 kişi daha fazla temel yetenek sınavıyla 150 puan üzerine geçmiş. O zaman ben atıyorum en kötü tercihim. Ben ölçme değerlendirmeci ve istatistik gibi hani uzmanlardan da çok özür dileyerek ben hani ölçme değerlendirmeci değilim. Sayısal verileri böyle değerlendiriyorum bir psikolojik danışman olarak. Ne yapmak lazım burada? Ben diyorum ki en kötü ihtimalle ben puan dilimimde işte 190 ve üzeri puan aldım. 2654 kişi geçen sene oranla daha fazla kişi benim bu puanımı almış. O zaman ben kendi sıralamamdan ortalama 2000 kişi daha geride bir yerler yazarsam daha mı iyi hissederim? Çünkü yukarıdan aşağı herkes benimle aynı tercihi yapmayacaktır ama yapacakmış gibi kabul etsem de sıralamam bu olacaktır gibi düşünüyorum. Peki sıralamalarda işte %15 yukarılardan başlayayım. Kimisi diyor ki daha fazla olabilir. Şimdi bakın sizin her puan farklılaşıyor. Şöyle bir formül yok yani. Sıralaman buysa %15'ini hesapla üstten başla değil. Yani bana göre yok. Çünkü her puana göre değişiyor. Tabii, her puan diliminde 310'da ayrı, 330 üstü ayrı, 350 üstü ayrı, sözelde ayrı, sayısalda ayrı. Bu sözel bir diğer tabloyu da görelim mi? Bu TYT. Sözele bir bakalım. Hı hı. Sözele hemen geçmeyelim lütfen. Aha. Sözelcileri biraz daha şanslı buldum ben bu sene. Bu tabloyu hazırladıktan sonra. Evet, sözelde kalalım. Hocam sözelde, bir şey daha ekleyecek. Son 2 dakikamız var hocam. Hemen geliyorum sayısala sonrasında. Evet. Peki sözeli geçtik, sayısalda kalalım. Hı hı. sayısalda biraz yığılmalarında. Sözelcileri kısacık bahsedeyim. Sözelciler biraz daha şanslı, daha az kişi alt puanlarda, özellikle iletişim fakültesi tercihlerinde falan biraz daha iyimser tercihler yapabiliyorlar gibi görünüyor. Tamam. Sayısalda özellikle üst dilimde biraz daha hani şeyler var. Eksi 13 farkla geldi. Bakın yığılmalar 410 ve üzerinde başlıyor. 390, 410, 370 puanlarda yığılmalar başlıyor. Buralara dikkat diyorum. Dolayısıyla bu tablolardan yararlanarak... Hadi bir tane örnek istiyorum. 350 ve üstü. 350 ve üzerinde bir puan aldım ben. Tamam. Sıralamamda 350 ve üstünde 2019'da 350'ye baktığımda ortalama 22.000'lerdeyim. 22.000 peki. Ben şimdi 22.000'lerden ne kadar geriye düşmeliyim? Geçen seneye oranla ben 19.000 kişi daha önüme almışım bu puan diliminde. En kötü tercihim beni yüzdelik dilim farkıyla nereye getiriyor? 350 puanda. Yüzdelik dilimde ortalama bir yüzdelik dilim atıyor. Bu ne demektir? Benim ortalama olarak burada en az bir 10.000 daha geride hani şöyle korkusuz yatayım, uyuyayım, hani yapayım. Yani 30.000 lira kadar dediğimiz. Daha böyle hani 30.000 lira kadar tercihlere, evet, korunaklı alanlara inmeliyim diye düşünürüm. Ama her puan diliminde farklı. Vakit var mı yönetmenim? Hemen öbür tabloyu da görelim mi? Bir tablomuz daha var zannediyorum. Eşit ağırlıklı ve dil puanları. Eşit ağırlıklarda uyarı yapalım. Öğretmenlikler için farklı, biliyorsunuz 300.000 sınır var. Eşit ağırlıklı ve sözelde, dilde de öyle öğretmenliklerde bir farklılık var. Dilde de, eşit ağırlıkta da sayısal kadar olmasa da küçük yığılmalar var. Yine bu tablodan yararlanarak ortalama olarak benim önümde şu kadar kişi fark kısmına bakarak bu sene geçen seneye oranla 40.000 kişi atıyorum. Daha fazla kişi bu puanı almış. Ben buna göre bir tercih yapmalıyım deyip tedbirli davranmakta fayda var. Şimdi geçen sene dönüştürme işlemi yapıyorduk. Bu sene dönüştürme işlemi yok ama buradan, bu yığılmalara dikkat etsinler diyorsunuz. Uzmanlarımız da zaten hani yayınlarınızda da söylediler. Sıralamayla tercih yapın. Puanınızda da bakıyorsanız en azından şu tablolardan yararlanarak ki ÖSYM açtı. Tabloları sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Psikolojik danışman Nevin Çiftel bizimle birlikteydi. Yarın 14.10'da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.